Abdullah Öcalan, açılımın ikinci aşaması için yapılacak yasal düzenlemeler nedeniyle meclisin tatili kısa tutmasını istedi. Hemen ardından meclis tatili iptal ederek çalışmalara devam kararı aldı. Öcalan'la görüşen BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Öcalan sürecin yasal olmasında ısrarcı. Hükümet terörle mücadele kanununun kaldırılması gibi yasak düzenlemeleri yapabilsin diye PKK'lılar geri çekildi dedi. Abdullah Öcalan talep etti, hemen ardından meclis tatili iptal etti. Karar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclisin tatile girmeyeceği ve çalışmalara devam edeceği bildirildi. Karar Öcalan'ın talebinin hemen ertesinde geldi. İmralı cezaevinde Öcalan'la görüşmelerini aktaran BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın açılımın ikinci aşamasında çıkarılacak yasalar için ısrarlı olduğunu söyledi. Özgür Gündem gazetesine konuşan Demirtaş, biz ısrarla parlamentonun tatili kısa tutması ve bazı yasaların çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. İkinci aşama dediğimiz demokratik siyaset kanallarının açılacağı, yasal güvencelerin, demokratik siyaset için yasal güvencelerin oluşturulacağı aşamadır. Şimdi ikinci aşamadayız diyen Demirtaş, AKP hükümeti gerekli adımlar atabileceği zemin ve atmosfer oluşsun diye PKK'ların çekilmeye başladığını açıkladı. Yani iyi bir atmosfer yakaladık bu konuda. Bu atmosferi de iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Demirtaş, Öcalan'ın AKP hükümetine yazılı olarak ilettiği ve ikinci aşamada hayata geçirilecek yasa taleplerini de bir bir sıraladı. Normalleşme sürecine geçebilirse Öcalan, terörle mücadele kanununun kaldırılmasını, siyasi partiler yasasının değiştirilmesini, seçim barajının düşürülmesini, bütün partilere hazine yardımı verilmesini, tutuklu KCK ve PKK'ların serbest bırakılmasını, karakol yapımlarının ve korucu alımının durdurulmasını istedi. Bu ülkenin parasını niye yeni karakollara yatırıyorsunuz? Demirtaş, AKP hükümetinin üslubunda da değişiklik yapması gerektiğini savundu. Siz görüştüğünüz, müzakere ettiğiniz insanlara terörist derseniz, bölücü başı derseniz, halk da der ki sen niye bu teröristle görüşüyorsun o zaman? Bunun gereğini yerine getirmek durumunda tabii ki hükümet. Demirtaş, Öcalan'ın isteği üzerine yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması için meydanlara ineceklerini açıkladı. 30 Haziran Pazar günü Diyarbakır, Mersin ve Adana'da hükümet adım at yürüyüşleri düzenleyeceklerini söyleyen Demirtaş, çalışmalarımızı açılımı isteyen tüm güçlerle birlikte şehir şehir, sokak sokak, meydan meydan, park park yürüteceğiz diye konuştu. İsimleri gayri resmi olarak.